Bolu'nun Menten ilçesinde yaşayan Abdülkadir Yeniyapı çocukluktan bu yana merak sardığı resim yeteneği tahta parçalarını işliyor. Abdülkadir Yeniyapı yaklaşık 6 yıl önce internette gördü. Woodart tekniğiyle tanıştı. Yenikapı Mengen ilçesinde bulunan 20 metrekarelik kamp malzemeleri sattığı dükkanında bu teknik ile sanat eserlerini ortaya çıkarıyor. Hafta sonu doğada keserek orada gördüğü manzara ve vahşi hayvanları beyinle resmediyor. Dükkanında bulunan yaka aletleriyle bulduğu ağaç parçalarına sanatını işliyor. Yenikapı yaklaşık 5-6 günde yaptığı eserleri sosyal medya hesabından paylaşarak ev ekonomisine katkı sunuyor. Çoğunlukla ıhlamur ağacının parçalarından güzel eserlerin ortaya çıktığını belirten Yeniyapı, fiyat 1000-2000 liradan sanat eserlerini alıcıyla buluşturuyor. Doğaya yakın bir yerde büyüdüğünü ifade eden Abdülkadir Yeniyapı şunları söyledi. Adım Abdülkadir Yeniyapı, 42 yaşındayım. Zonguldak Devrek doğumluyum. Uzun yıllardan beri Mengen'de yaşıyorum. Ben doğaya yakın bir yerde büyüdüm. O yüzden hep doğanın içinde olduğum için bunları yaşadım, gördüm yani. Seviyorum yani. Herhangi bir ağaca bir sanat işlemeyi severek yapıyorum. Yani gördüğünüz gibi şu tahtayı bile güzel bir şekilde işleyerek bir sanata dönüştürebiliyorum. Yani. Bakarak çizdiklerim de var. Bakmadan da çizebiliyorum. Daha önce kara kalem çalışmalarım falan oldu. Az çok. Elimden geldiğince bir şeyler yapıyorum. Yani destekleyen de oluyor, alan da oluyor. Elimdekilerin bir kısmını sattım. Yani isteyen oldu. Hediye de ettiğim oldu. Benim aletlerim var burada. Özel yaka aletleri var. Değişik uçlar var. Ucuna taktığım. Onları değiştirip değişik şekillerde çizim yapabiliyorum. Ben biriktirmek istiyorum. Şu köşeyi biraz daha hani böyle güzelleştirmeye çalışıyorum ama isteyen oluyor. Yani hediye et diyen de oluyor. Bazen daha çizme aşamasındayken bunu bana ayır. Abi ne olursun bunu bana ayır diyen de oluyor yani. Onlara hediye ediyoruz veya ücreti mukabilinde veriyoruz. Yani. Kaç yıldır yapıyorsun? Ben bunu 5-6 senedir, 5-6 yıldır yapıyorum. Gayet severek yapıyorum. O şekilde değil de ağacı sanata dönüştüren diyebiliriz ya. Her şekilde oluyor. Yani doğadan bulduğum bir eski bir tahtayı mesela selde sürüklenip gelmiş bir çıra parçasını bile çizim yapabiliyoruz yani. O değişiyor. Bulduğun her şeyi yapabilirsin. Evet. Bu parçalarını sanata dönüştürebilirsin. Bu ağaç ıhlamur mesela. Ihlamur tahtasını bir arkadaşım var kereste fabrikasında. Ondan istiyorum. Kolay bulunan bir ahşap değil. İnternette gördüm. İnternette yabancıların çizdiği birkaç çalışmayı gördüm. Yani çok hoşuma gitti. Dedim ben de yapabilirim bunu. İlk birkaç denemeden sonra böyle kötü çizimlerim oldu ama yılmadım. 5-6 sene süresince tecrübe ede ede çok iyi yerlere geldiğimi düşünüyorum şu an. Yani çizimlerimi beğenerek çiziyorum yani. Oluyor. Doğada mesela hayvanları izlemeyi severim. Doğada kendim sırt çantam alıp gezdiğim de oluyor. Böyle safari tarzında yürüyüş yapıyorum yani. Gördüğüm hayvanlar zaten bu hayvanları ben görmesem yakından izlemesem bunları bu kadar güzel çizemem. Yani internette, resimlerde gördüğün şekilde olmuyor. Yani bunu bakmadan da çizdiğin oluyor. Olayı yaşaman lazım. Çok güzel çalışmalarım oldu ama en son safha şu diyebilirim. Yani hikayesinde mesela bu tablolar orada. Burada bir tane yabancı bir ressamın tablosunu gördüm. Şu tabloda şu geyik boynuzlarının gölgesi sırtına düşmüş. O geyiği falan gördüm. O resmi alıp kendim uyarladım. Yani diğer şeyleri ben kattım. Yani şu suyun içinde ayağının suyun içine girmesi, yanında kökler falan. Ressamın resmini de gördüm. Aynısını buna işlemeye çalıştım.
gayet de başarılı oldum sanırım. Becerebiliyorum gibi bir şey yani. Şimdi benim giderlerimi karşılamıyor tabii de dükkan olduğum için giderlerimiz çok fazla. Gene de elektrik parasını işte ufak tefek masraflarımızı, kiramızı karşılıyor. Çok büyük bedeller istemiyoruz. Mesela işte 550, 450, işte 1500, 1750 o civarlardan veriyoruz. Ressam şu bölümü çok güzel çizmiş. Güneş geyiğin boynuzlarına yansıdığı gibi gölgesi sırtına düşmüş. Yani boyun kısmına düşmüş. Şu alan çok hoşuma gitti.